Merhaba arkadaşlar, ben Berkay bugün gene devam ediyoruz şöyle. Öncelikle ben bir şeye ayarlarımı unuttum ya. Normalde hep böyle şey oluyor. Şöyle diyeyim. Bazen bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Mikrofonun kulaklığını kullanıyorum bazen. Böyle şey için, konuşmalar için falan ve ondan sonra şey oluyor yani. Unutuyorum değiştirmeye ana mikrofonuma ya da video çekimleri için kullandığım mikrofona ve o yüzden videoda şey olmuyor. Ses çıkmıyor. Kira Metz, sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to take him shelter in his hideout. The Witcher set off to find it with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the Wild Hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Adam bir de kafiyeli konuştu. Ve olay şu arkadaşlar, neden bilmiyorum ama ben en azından anlamıyorum. Gene ışıkları açıklayayım. Olay şu arkadaşlar, neden bilmiyorum. Işıkları açık unutunca oyundaki şeyleri görmüyorum o kadar iyi. Mesela şimdi az önce odada ışık açıktı. Burasını o kadar iyi görmüyordum. Hani gözlerim böyle ağrıyordu resmen. Ama şimdi ise öyle bir şey yok. Neyse, şu mantarları alalım. Tamam. Tamam. Aldık. Yerdene güçlendirdik. Puanımızı aldık. Hani aşağı yukarı her şey 10 numara 5 yıldız gibi bir şey arkadaşlar. Şeyi de aldık biz. Neydi isim ya? Unuttum şeyin ismini. Lambayı da aldık. Ve artık buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm dediğim gibi. Geçen bölümü az bir süre önce çektim, o yüzden hatırlıyorum aşağı yukarı ne dediğimi daha. Kira Metz'in bu görevini yapın arkadaşlar. Yapmazsanız eğer, burada hemen bu göreve başlamazsanız eğer, mağaradan çıkarsanız eğer, görev iptal oluyor arkadaşlar. Görevi bir daha oynayamıyorsunuz. Kira size dargın ve bir daha onun hakkında onun görevlerini yapamıyorsunuz. O yüzden... Ne oldu? Abi, korktum diye mi? Someone placed an illusion here. Evet. Ugh, at last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Muhakkak uğrarım, uğramaya çalışırım. Hangisini diyelim mi? Hangisini diyelim arkadaşlar? Uğramaya çalışırım. I'll try. In that case, I shall be waiting. See you, Kira. Ve şimdi bye bye Kira oluyor. Akira dediğimde şimdi aklıma şey geldi, Akira serisi, yani animesi. Hiç bakmadığım bir anime ama çoğu insan bana diyor bakmalısın abi o seriye falan diye. Belki bakarım bir gün ama neyse, şimdilik bu şeyi konuşmayı erteleyelim. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, iki tane görev var şimdi. Kambur Batağı. Burcu Kırıl. Link düşeceğim çıktı.
Bunları bulabiliriz arkadaşlar istersek eğer, ama biz bunları bulmayacağız şimdilik. Bu görevi şimdilik erteleyeceğiz. Kiramet'ten bir davetiye görevini açtık arkadaşlar. Ve bu görevi yapmak isteyeceksiniz çünkü bu görev arkadaşlar size birkaç tane bir eşya şey yapacak ve eğer görevi bir şekilde yaparsanız eğer kirayı bir oyunun bir bölümü için açıyorsunuz. Açıyorsunuz derken kirayı yanınıza çağırıyorsunuz ve size oyunun bir bölümü için yardımcı oluyor ve bu yardım öteberi bir şey değil, hatta çok büyük bir yardım diyebilirim arkadaşlar buna. O yüzden bence kirayı şey yapmayın ya, böyle burada yalnız bırakmayın. Hani görevini yapın. Ve burada şeylere bir bakayım ben. Bunlar herhalde yüksek seviye olacak. Şans mı denesem mi? Denemesem mi? Denesem mi? Denemesem mi? Denemeyeceğim çünkü korkuyorum abi. 15. seviye diye çıkarsa bana bir tane kakacak adam. Gebertecek beni anında. Ama neyse, şimdilik görevi yapmayacağız arkadaşlar. Yapacağımız görev Berbatçı'nın gömülü olduğu yer. Ha, labirentini. Onu şey yapmayacağız şimdilik arkadaşlar. Şey yapmayacağız. Kira'nın görevlerini yapmaya başlıyoruz artık. Çünkü Kira'nın görevleri dediğim gibi Kira'ya yardımcı olacağız ve ayrıca da birkaç tane yere atacağız. Mesela Kira'nın görevleri şurada bir yerde yer alıyor. Şu şehri falan gezeceğiz birazcık. Hani böyle yerlere şey yapacağız arkadaşlar, gezeceğiz. Ben buraya gideceğim bu sefer. Çünkü eğer hatırlarsanız ben diğer yerlere gittim, mesela buraya falan gittim ama buraya da gittik ama bayağı bir zordu. Geri döndük. Tamam. Çağır şu hayvanı şuraya. Gel buraya lan. Move it. Kira'nın yanına gidiyoruz. Ve ben hani Kira diyorum kadına, ama olay şu arkadaşlar, adın yani Keira diye yazılıyor ama nasıl desem Kira. Zor geliyor söylemesi, o yüzden Kira diye diyorum. Hani daha kolay geliyor bana. Ve yorumlara yazmayın abi yanlış söylüyorsun falan. Abi bu bir oyun. Hani o kadar ciddiye almayın bazı şeyleri. O kadar ciddiye almanıza gerek yok. Hani olan oluyor. Ne yapalım? O yüzden de şey yapın. Olabildiğince bu oyunun tadını çıkarın arkadaşlar. Hani öyle bir oyun ki bu. Nasıl desem, tadını çıkarmazsanız çok çok şey kaybediyorsunuz yani. Benim çok hoşuma giden bir oyun bu arkadaşlar. Hani ben bu oyunu çok geç oynadım. Çok geç derken You ain't safe unless you got a Gabriel. The auto crank one-handed Gabriel ensures you get the first shot and the last word. Tek elli Gabriel mi dedi bu? Bir el güvent oynarız bel. How about you take a break from hawking? We play cards instead. Evet, bakalım bir eli sahiden var mı? Çünkü bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani çok büyük bir şey. Şöyle diyeyim. Adamlar karakterlerine detayları veriyor ya. Eğer bir adam tekerliyse ya da kendine tekerli diyorsa tekerli olması yüksek bir şans var tekerli olmasının. Bakalım. Tamam, şu kartı ver. Ve daha önce dediğim gibi arkadaşlar, bu şeyleri hani eğer videolara arda arda bakarsanız belki canınız sıkılacak, ama ben bu şeyleri herkes için tekrarlıyorum, bazı söylediğim şeyleri. Casus kartında her zaman başlayın. Eğer varsa tabii. Yoksa da şey yapmayın. Ve şimdi ben zayıf bir kart
koymayı düşünüyorum alana. Çünkü olay şu ki eğer şu saldırı puanı bir yüzdedeyse ya da bir noktayı geçerse eğer ve benim saldırı puanımsa azsa eğer adam doğrudan otomatikman paz geçiyor. Paz geçişinde de bir şey yapmıyor. O zaman ben kartlarımı salabilirim adamı ve adamı anında alabilirim. Ama bu sefer düşünüyorum şey yapsak mı diye. İlerlesek mi diye. Ama ilerlemeyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer ben şey yapacağım. Şöyle diyeyim, şu kartları kullanmayacağım. Bu kartı kullanacağım ve oyunu kazanmayı düşünüyorum. Şeyle ilk seferden daha. O yüzden şimdilik şu kartı atıyoruz. Casus kartından verdi adam bize. O da iki kart aldı. Bende de iki kart var. Eşit eşitteyiz şu anda aşağı yukarı. Adam kartını kullandı. Güzel bir hamle, tamam. Hop. Ben bu kartı şimdilik kullanıyorum, eşitiz diyelim. Evet, aşağı yukarı eşitiz artık. Adam bu kartını kullandı. Ha, sandım. Aha, farklı kartlarmış. Güneşli kartı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kartı kullanıyorum ben. Ve adamı böyle paz geçiyoruz, şöyle diyelim. Paz diyebilirim ama onda da 4 kart var bende de, ama benim kartlarım pek işe yaramaz ve sadece bu kartım var şey için. O yüzden paz geçiyorum. Adam şimdi sağlayacak düşmanlarına şey yani kartlarını. Abi ne yapıyorsun sen ya? Abi ne yapıyorsun ya? Bu kazandık. Şans eseri. Vallahi şans eseri. Adam acıdım ya. Koyayım ben şu kartı. Abi güzel oldu. Kazandım oyuna. Şu kartı koyalım bari. Ha, adam paz geçmiş. Ben niye oynuyorum ya? Şey yapalım, unuttum. Bir tane. Tek elde değilmişsin lan sen. Ne yalan söylüyorsun? Tamam, benimki. Benim zırhımı falan, zırhçı. Evet, zırhçıların arkadaşlar işte olayı bu. Şeylere bakıyorum, hani hafif zırhlara bakıyorum. Daha güçlü bir şey varsa bende. Durun, ben takayım en iyisi ya. Ben ne yapıyorum? Neden bu kadar takılacağım? Hani daha güçlü bir şey varsa arkadaşlar takın zırhınızı kendinize, diğerlerini hepsini satın. Çünkü normalde şeyler size lazım olmayacak bu kadar. Hani şöyle diyeyim, kılıçlar gibi iki tane, iki çift pantolonunuz ya da iki çift ayakkabınız falan ya da iki çift eldiveniniz falan olmasına gerekmiyor. Yani öyle bir şey lazım değil size. Kılıçlarda iki tane çift lazım olabilir. Mesela iki tane gümüş kılıç, iki tane de normal çelik kılıç alın. Çünkü şöyle söyleyeyim, eğer almazsanız bunları arkadaşlar, İki tane almazsınız. Bazen işte görüyorsunuz kılıcınız çok fazla hasar alıyor. Hasar aldığında da o kadar etkili olmuyor. O kadar etkili olmayınca da boş boşuna zaman kaybediyorsunuz hani. Dövüşlerde boş boşuna. Abi parası bitti adamın. Unuttum ya. İşte o kadar etkili olmuyorsunuz arkadaşlar. O kadar etkili olmuyor kılıç şeyleri. Bunun tamam, bunu onaralım bari. 66 yu. Evet, en azından bir şeyler satabileceğiz sonra. Bunu da bir onaralım biz. Hafif. 75. 93. Tamam, bunlar iyi. Bunları onarmasam da olur. Ay kılıcını şimdilik kullanacağız arkadaşlar. Çünkü bu benim ikinci kılıcım. Hani güzel kılıçlardan. O yüzden dükkana giriyoruz gene arkadaşlar ve gene bir şeyler satıyoruz burada.
Adamın parasını gene bitireceğiz. Hani o bizden aldı, biz de şey geri alıyoruz paramızı. Resmen öyle oluyor arkadaşlar hani. Hepsi de şey ya. Bari şu şeyleri bari bir satayım ben. Dörtlü bir şeyler yok. Hani adamı resmen beş parasız ettik şu anda. Benim için bir şey imal edebilir misin arkadaşlar? Bunu şimdilik yapmıyoruz. Çünkü o kadar eşyalarımız yok. Ama pantolon. Zaten bu adamlarda da o kadar yetenek yok arkadaşlar. Doğruya doğru yani. Bu adamlarda o kadar yetenek yok. Adam amatör bildiğiniz. O yüzden hiç değmez bu adama şey yapmanızı. Paranızı vermenizi, size bir tane bir kılıç yapsın falan. Şöyle şey yapalım. Şöyle şey yapalım. Buraya. Tamam. Burada bir tane tüccar var. Hadi Gwent oynayalım. Gene Gwent'li bir şey olacak bu oyun ya. Gene Gwent'li bir seri mi olacak? Bir bölüm olacak. Tuzak. Tamam. Bu kartı değiştirmek istiyorum. Bir şey çıkmadı. Ve canavarlar destesi. Daha önce oynamıştık canavarlar destesine karşı arkadaşlar. Bu sefer birazcık zayıf bir noktadayım ben. Canavarlar destesinin bayağı bir sayılarla kazanıyorlar adamlar ya böyle. 5-6 tane düşman salı veriyorlar size arkadaşlar. Ya da ne 5-6 tanesi? Burada 10-15 tane falan bir şeyler çıkabilir. Şu kartları çok şey yapıyorlar. Çok popüler bu kartlar. İçtima destelerde evet aynı isme sahip tüm kartları bu ve hepsini aynı anda oyna. İşte bu kartı çok seviyor canavar destesi. Şimdilik Kira'yı oynayacağız. Kira. İyi güzel. Koy şu adamı. Ve şunu da koyabilirdim ben arkadaşlar ama koymadım çünkü şimdi bir tane bir kart düşebilir buradan bana. Düşmedi. Hani bu bildiğiniz şeydi, şans eseriydi hani. Kullanabilirdim bu kartı ama dedim hadi belki düşer diye. Neyse. O kadar önemli değil. Ama biz iyi durumdayız. Bizde 9 kart var, adamda 7 kart var. O yüzden şimdilik bu kartla oynayacağız. Bakalım ne yapacak? Planı nedir, amacı nedir? Birazcık şey yapmaya çalışacağız o kartını. Birazcık adamı hani destesini harcamaya sağlayacağız. Hani kendini ele versin yani. Göstersin kartlarını bana da öyle bir planlayayım. Öyle bir şeyler yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Ben de bu kartı kullanıyorum. Çünkü düşünüyorum ki adam sadece kılıç kartlarını kullanacak. Kılıç kartlarını kullandığı için de böyle şimdilik ben de şu kılıç kartını kullanayım böyle. Göstereyim adamı bende de var pampa merak etme. Ve şimdi bir şeyler yapıyorum arkadaşlar adamı resmen mahvedeceğiz. Olay şu kartta kavuran yakın muharebe şeyi var arkadaşlar. Etkisi var. Rakibin tüm yakın muharebe birimlerinin toplam kuvveti 10 veya üzeri ise onun en güçlü yakın muharebe birimlerini yok eder. Ve olay şu ki en yakın muharebe şeyleri diyorlar. En yakın kılıç kartları ya da en güçlü kılıç kartları hepsi 5 arkadaşlar ve 10'dan daha yüksek bir sayıya sahip. Ben bu kartı kullanırsam bu üçünü de mahvediyorum şimdi. Bakın. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Scorch kartının en güzel özelliği bu. Ve ne oldu burada? Eğer bu kartı ben oynamasaydım bu kartı ve adam da bu kartı oynasaydı ben sadece bunu yok edebileceğim arkadaşlar. Hani Scorch kartının güzelliği de bu. Hani tek seferde kullanabilirsiniz eğer çok güzel bir şekilde adamı mahvedebilirsiniz. Ve oynamaya devam ediyorum ben hala. Hani adamı resmen
yiyeceğiz şu anda. Ve ben son kartımı hala şey yapmak istemiyorum. Rakibim pasta. Şey yapma. Hala lider kartım bile vardı. Mallarını göster bana. Maksimum eğer sayısı. Bunları... Doğrusu ben bu kartları istiyorum. Şimdi fark ettim. Şunların birkaç tanesini şey yapacağız ya. Satacağız artık abi. Belki de şey bakalım. 18. 18 para veriyor bu adam. 18 altın diyelim. Altın demek ki kolay önde. En azından bana böyle geliyor. Ve şöyle bir bakalım şunlara. Bu adam 27 veriyor. Oo, bayağı bir fark var abi. Yani kime vereceğiniz bazen çok fark ediyor. Ve oyunda da bu şey var arkadaşlar. Hani gördüğünüz ben 10'a satıyordum, 20'ye satıyordum ama bayağı bir para birikti diyelim. Oyunun şeyinde bayağı bir para sayılıyor bu. Ama adamlarda da bazen sizi bayağı bir sömürüyor. Adamlardaki eşyalar böyle 200'e 300'e falan satıyorlar. Sizse onları eğer aynı eşyaya alırsanız, sizin envanterinize girerse o eşya, siz o eşyayı sadece bir 10 ya da 20 altına en fazla satabilirsiniz. Yani düşünün ne kadar şey, ne kadar göt bir şey sistem. Nekrofagia'sını kullanayım ben ya, ne şey yapıyorum. Nekrofagia. Ve bombalar var ya, bomba. Zamanı geçirse yok, bu lazım değil. Onların yanında var. Bombalarımı ben neden kullanayım değil mi? Abi yapma! Cadılar bu şeyi çok seviyor. İleri gidemiyorum. Abi az önce W'ye bastığımda gidemiyordum ileri ya. Ne oluyor bunda? Ve enteresan bir şey var arkadaşlar. Arkasına bakarsanız eğer çantası gibi çanta gibi bir şey kullanıyor ama aslında iskelet bir tane. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunda aşağı yukarı yan görevler ya da efsunger kontraktları bütün karşılaşacağınız düşmanlarda en azından bir tanesinde şey var, kontrakt var. Şöyle diyeyim, siz bir tane bir normal bir düşmanla karşılaşabilirsiniz burada. Ve ya da şu cadılarla falan karşılaşıyoruz ya. Su cadılar mı? Ne diyorlardı bunların ismini? Unuttum şimdi. Onları yenmeniz için bir tane bir görev var arkadaşlar. Onu yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz derken. Acaba baykuş ne diye? Unuttum şimdi. Ama neyse. Şu su cadısı canavarını siz yenebilirsiniz. Böyle gördüğünüz şeyde çıktı az önce bana. Hazineyi koruyordum. Ama aynı zamanda bir tane özel bir görev var ve sahneli falan. İşte orada bunu da size gösteriyor. Nasıl yeneceğinizi bilenler. Lady Rhodes. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? Evet, Kira'nın birazcık bir işi var. Kira, biraz sonra geleceğim ben. Şu çiçekleri çöktükten sonra. Bu çiçekleri alalım, değil mi arkadaşlar? Alın, hepsini alın.
Da tamam, hazırım. İlacım, ben geldim. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. Brene, the mage, says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Senden birkaç şey satın almak. The old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. Ve neden bakmak isteriz arkadaşlar bunlara? Bu arada bu şey enteresan bir şey arkadaşlar. Hani kabiliyet puanlarını falan geriden yeniden veriyor size oyun. O yüzden isterseniz eğer alabilirsiniz. Ama Kira. Kira'dan arkadaşlar birkaç tane şey satın alabiliriz ve ben öncelikle şunu şey yapmak istiyorum. Şu bombayı şey yapmak istiyorum. Bunu da yapıyorum. Dans eden yıldız. Hani ben bu şeyleri yapmak istiyorum arkadaşlar. Sağ olun. Neyse mavim bunları yavaş yavaş yapmak istiyorum ben kendime güçlendirmek istiyorum arkadaşlar hani. Maribor ormanı beyaz bal ak canım. Karakan büyüsü aslında arkadaşlar çok çok güzel bir şey. Hatta fragmanların bir tanesinde bu iksiri kullanıyor Geralt. Ve ben büyü dedim bundan değil mi? Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Hatta şöyle diyeyim, böceklere karşı ya da şu böcek, evet böcek kısmı, böcek canavarlarına karşı çok işe yarayan bir büyü. Karakan büyüsünü şey yapıyoruz arkadaşlar. Beyaz bal büyüsünü şey yapmayacağız şimdilik. Ustacayız ya. Canın bunu da şey yapmayacağız, uğraşmayacağız. Ama bunları şey yapacağız ha, güçlendireceğiz. Ve güçlü mavi mutajen. Şunu da şey yaparsak eğer arkadaşlar, o güçlü mavi mutajeni şey yaptık, yarattık. Ve. Neden böyle şey yapabilirim? Hani görüyorsunuz dükkan ve simyadan ay. İleri geri gezebilirim arkadaşlar. Ya olay şu, bunların bileşen eksik. Bunları bazen ben satın alabilirim şeyden. Bizim abladan böyle satın alabilirim. Mesela bu şey eğer ökse varsaydı bu kadında. Evet, ökse otu var. Ama neden çıkmıyor? Şöyle yapalım bari. Sabitli miydi ya? Formül şema dükkan panelinde. Evet, çıkmalı artık şeyler. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Öksü yoktu. Lazım olan şeyleri koyuyor. Koyuyor derken daha çok Geralt size şey yapıyorlar. Hani oyun size gösteriyor ne lazımsa eğer şu büyüyü yapmak isterseniz eğer. Bu eşyalar lazım diyor. Kadimleşen mutajeni. Bundan bende yok. Mutajenlerden yok. Olmadığı için de yapamıyorum pek bir şey. Ama yeşil küf. Bakalım yeşil küf var mı? Aşağıya doğru iniyoruz ve varmış yeşil küf arkadaşlar. Hani eğer büyüler ya da özler ya da onun gibi şeyler yapmak isterseniz bu en kolay yöntem arkadaşlar. Ulusal'da işaret şiddetini attı. Lazım değil bana bu. Hani ne için en çok lazım olacak diye sorarsanız şu şeyler için lazım olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz öksü otu yoktu bende. Ben Q'ya basıyorum, geliyoruz buraya. Öksü otunun hepsini ben şimdi satın alıyorum. Tak. Oldu, bitti. Kadına verdik parayı, aldık eşyamızı. Bunlardan bakıyorum. Bu da nadir
bitkiye benziyor, onu da alıyorum. Buna bakıyorum arkadaşlar, karga gözü, bu da nadir bir bitkiye benziyor, alıyorum. Sıradan eşya. Bunda bende hiç yok, hepsini alıyoruz. Nereden alacağımı bilmiyorum. Yeni bahar şey yok. Çiçek mi, bitki mi, neyseydi artık. Onları alıyorum. Yeşil küf bende yoktu. Onu da alacağım biraz sonra. Paramız bitti diyelim. Hani görüyorsunuz çok çabuk bir şekilde paramız bitiverdi yani. Ve ne oldu? Birkaç tane eşya aldığımda artık gelişmiş şeytan neydi o? Bir şeydi. Şey yaptık. Alabiliriz, yapabiliriz. Ben hepsini bunları yapmayacağım. Bütün özleri yapmayacağım arkadaşlar. Ama şu şeyleri mesela yapacağım. Bu şeylerde bende hepsi var gibi. Tabi bundan birazcık bu kadar şey yok. Gnostics. Gnostics. Hani görüyorsunuz arkadaşlar. Kira'da bayağı bir eşya var. Ve Kira'yı şimdilik ben şey yapmak istemiyorum. Valla şu Kira sizin belki de en sağlam şey satıcınız, bitkiciniz diyelim. En fazla bitkiler onda var ve en Why do you güzelleri want de the lamp? belki de. You just witnessed why? To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic, and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss, or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Velen, ne yapıyorsun? So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its Bugün breadbasket? şey duyduk No. sanki. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state... Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end, burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Evet, bu şeyi aslında daha önce de duyduk arkadaşlar. Ama neden bilmiyorum, burada şey Picked a yapıyor. strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short. Aslında arkadaşlar şimdi yeniden düşündüm. Eğer bu diyaloğun hepsini şey yapmak isterseniz, görmek isterseniz. Sanırım geçen bölümde hani Kira ile konuştuk ya da bir önceki bölüm. O yüzden ona bakın. Changing the subject. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much of... Even Evet, bunu da şey yaptık. Bu şeyi de gördük. Benden rica olduğunu Mentioned you söylemişti. wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windama. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. At their end there, it was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Evet arkadaşlar, geldim. Affedersiniz, geciktim birazcık. Umarım bu videoyu biraz kesmeyi unutmam.
Köpeğim birazcık havlıyordu, o yüzden onu susturmaya gittim. Ve artık bir daha hiçbir zaman duymayacaksınız köpeği. Laneti neden kaldırmak istiyorsun? Why are you so intent on this? I'm not, the local peasantry is. The Isle, miss, you've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Ve köpek hakkında arkadaşlar şaka yaptım. Köpek hala canlı. Hala burada bir yerde. Herhalde gitti yatmaya. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Telefonumu şarj ediyorum arkadaşlar. Sana yardım edeceğim eğer derseniz arkadaşlar. Ya da daha doğrusu deyin. Yeni bir görev şeyi açıyoruz arkadaşlar. Görev zinciri. Ne oluyor diye soracaksınız eğer. Biz Kire'ye yardım ediyoruz adanın lanetini kaldırmaya bir şekilde. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fykyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Neden benimle gelmiyorsun, kadın? Can't you just come with me? I tried to go to Fykyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Xenovox. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Xenovox'u nereden buldun? So, where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them.
I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fykyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Mm-hmm. Thank you. Görev eşyaları. Büyülü lamba görüyorsunuz arkadaşlar. Büyülü lamba bildiğiniz ama. Tell me more about this mage from the Isle. Were you too close? Never expected you'd take such an interest in my private life. Adam kıskandı. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Evet. See you, Kira. Neyse. Olay şu arkadaşlar. Burada aslında iki tane şey yapabiliriz. Burada şimdi aklıma geldi. Devam edebiliriz Kiral'ın görevlerine. Bir kule dolusu fare. Bu Kira'nın görevi. Ya da etrafı birazcık gezebiliriz arkadaşlar. Burada sağa sola gezebiliriz birazcık ve şey yani ekstra bir şeyler bulabiliriz ve belki de aynı zamanda para kazanırız arkadaşlar. Parayı kazandıktan sonra da birazcık olsun eşya falan alabilirim ki kiradan. Yani demek istediğim daha doğrusu şurada simya şu şeyleri birazcık yapalım. Tamam, tek bir burç. Hani şu eşyaları yavaş yavaş yapalım arkadaşlar bence en azından. Benim düşüncem böyle. Şimdi bir düşününce şey yani onlar konuşurken arkadaşlar. Çünkü Kira'da bayağı bir eşya var gördüğünüz ve belki de en fazla para var arkadaşlar. Ben gerçi ona bir şey pek bir şeyler satmayacağım herhalde. Ama gene de Kira'nın envanteri bol olduğu için arkadaşlar ben olabildiğince fazla büyü, olabildiğince fazla iksir ya da büyü diyorum da iksir falan yapmak istiyorum. Aynı zamanda o yüzden ve zaten bu bölümlükte zamanımız o kadar yok arkadaşlar. 12 dakikamız var. Şu ikisini yapsak, şunu ve şunu yapsak belki de zamanımız bitecek. O yüzden pek bir zaman kaybetmeden hemen şuradan bir gaza basıyoruz. Bakalım burada ne var. Eğer seviyemiz düşükse eğer yapamayacağız. Haydut kampı varmış. Ve Ard. Ard'ı kullanıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz burada adama yere serdim hemen. Ama saldıramıyorum. Çünkü baltam var. Hani oyunun mantığını bazen sahiden anlayamıyorum. Ama. Yardım. Hoppa. Ne oldu ya? Az önce bloke etmedi sanki adam. Ne bileyim ben yanlış gördüm ya da. Yorgunluk. Yorgunluk. Yağmala. Bu kadar mıydı? Bunun için mi geldim ben? Lan! Neden? Abi sahiden bunun için gelmişiz biz. Neyse en azından bir tane soru işaretini yok ettik. Ve olay şu arkadaşlar, bunları yaptıkça sizin canınız sıkılmaya başlayacak bir süre sonra. En azından bana güzel. Hoppa. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bana olan
şeyi, olayı. Ben bu soru işaretlerini bir sıra yapmaya o kadar çok başlamıştım ki hani hikayeyi falan unuttum. Ondan sonra unutunca da yani oyuna şöyle bir şey açıyordum oyunu, sonra bakıyordum soru işaretlerine. Yapıyordum birkaç tane, canım sıkılıyordu artık. Yapmak istemiyordum, oyunu bıraktım. Oyunu bırakınca da zaten sonra ta belki de Ağustos ayı, yani Mart ayında ben oyunu aldım. Ağustos ayı oyunu bitirdim. Bu Mart'ın böyle bayağı bir hafta falan Mart'ta böyle oyunda bütün zamanımı oyuna verdim arkadaşlar böyle. Bir gün de bilgisayardan kalkmadan oynuyordum sadece bu oyunu, ama canım sıkılmaya başlayınca işte oyunun şeyi kaçtı arkadaşlar. Heyecanlı. Artık heyecanlı değildi. Ve şimdi oynamaksa birazcık daha enteresan, çünkü şöyle diyeyim, konuşuyorum. Oyunu oynamazken ben de konuşmuyordum, hani bildiğiniz böyle bakıyordum oyuna. Aa, tamam öyle oluyormuş. Şimdi burada birazcık daha heyecanlı oluyor. Hoppala. Görüyorsunuz arkadaşlar burada ne kadar şey var. Düşman var abi, abi. Alaca baykuş. Alaca baykuş neydi ya? Alaca baykuş kullanacağız. Başka ne var bende? Şöyle birazcık şey yapalım. Yani bombalarımı kullanacağım arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz ne kadar çok okçu var. Okçulara karşı hani ve doğrusu şimdi aklıma geldi, yağ kullanabilirdim ben. Hani gördünüz arkadaşlar ne kadar zordu. Bu kadar düşmana, hani nadir bu olaylar bu kadar çok düşman olması, ama şu okçular en fazla hani en çok onlar berbat ediyor durumu arkadaşlar. Çünkü uzaktan saldırıyorlar size böyle, of Geralt diyor, of geri kaçıyor adam, hani dengesini kaybediyor falan ve oyunu daha da zorlaştırıyor. Hani bu iyi bir şey değil arkadaşlar, sizin için hiç iyi değil. Burada şeyleri çalıyoruz, burada eşyaları. Eyvah, adam öldü. Aa, oğlum ölümsüz bunlar lan. Bal peteği, bal peteği. Ne oldu? Öldüler sahiden. Ben değildim. Polise öyle söyleyeceğim. Ben değildim. Varil birdenbire patladı sihirli bir şekilde. Ama benim sihrim öyle bir şey etkisi yok. Ateş alındı. Kardeşim şeytanın kucağında. Şeytanın kucağında bir şey yok. Nelerim var? Enteresan bir şey işte burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gene büyü şey...
Hepsini alamam ama. Su özünü nereden alıyoruz ya? Çok merak ediyorum şimdi. İyi. Envanterime bakıyorum arkadaşlar ve görüyorum ki fistek bağımlısı. Ve zamanımız azalıyor. Hem de çok azalıyor. O yüzden ben haritaya bir kez, son bir kez giriyorum arkadaşlar. Şurada bakıyorum. Ve nereye gideceğiz biz arkadaşlar? Crossbridge'a gideceğiz. Crossbridge'a. Evet, oraya gideceğiz. Ya da karga türeyin. Şeylere bakmaya çalışıyorum ya. Şeytan şeyi varmış. Burada eğer bulabilirsem o yeri, belki de bir şeyler. Çünkü bana şey bir o yerin ismi tanıdık geldi ve düşünüyorum acaba şey mi? Acaba öyle bir yer mi? Ama neyse, biz buraya gideceğiz. Ve diğer bölüm oraya gideceğiz arkadaşlar. Eşyalarımızı satacağım ben ve bakacağız bakalım ne yapacağız diye. Doğrusu belki de şey yaparız. Hayır. Gel buraya, gel. Köpeğe söylüyorum ama dinlemiyor. Bu görevi belki de yaparız arkadaşlar. Bu görevi kontrak sahibiyle konuş. Bakın işte kontrak sahibine şey yapmadık. Samuel Shrapnel böyle danslayan yıldız bombaları kullanarak. Tamam. Belki de bu görevi yaparız arkadaşlar. Emin değilim. Ama neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.